Dünya net sıfır hedefine bir an önce ulaşmaya çalışırken otel ve restoranlar sürdürülebilir bir gıda devrimine öncülük ediyor. Bildiğimiz anlamda konukseverliği değiştirmeye hazırlanan kampanyanın ardındaki vizyoner insanlarla tanışıyoruz. Hello and welcome. Sizlere iş dünyasından en büyük haber ve röportajları aktardığımız programımız Exchange'e hoş geldiniz. Ben Guy Shaw. The business world. Daha sürdürülebilir yiyeceklere olan talep giderek artıyor ve hükümetlerle uluslararası kuruluşlar gezegene yardımcı olmak için beslenme şeklimizi değiştirmemizi istiyor. Peki ya sıradan insanlardan çok daha fazla kaynak tüketen büyük işletmelere ne demeli? Birleşmiş Milletler bazı önemli sürdürülebilirlik hedefleri belirledi. Birleşmiş Milletler 2030 yılına kadar açlığın olmadığı bir dünya çağrısında bulunuyor ve şirketleri hala düzenli olarak yeterli gıdaya erişim mücadelesi veren 2.4 milyar insana yardım etmek için üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyor. Tüketicilere sunulan toplam gıdanın %17'si kadarının israf edildiği tahmin ediliyor. Potansiyel olarak 931 milyon tonluk bir yemek israfından bahsediliyor. BM vatandaşları, şirketleri ve hükümetleri atıkları azaltmak ve daha döngüsel yeni bir ekonomi şekillendirmek için birlikte çalışmaya çağırıyor. Ulusal karbon emisyonu taahhütlerinin küresel ısınmayı sınırlamak ve 2050'ye kadar net sıfır bir dünya oluşturmak için yeterli olmaması nedeniyle daha acil bir eylem çağrısında bulunuluyor. Yani Birleşmiş Milletler'den sert uyarılar var. Ve şimdi bu konu üzerinde BM ile yakın temas halinde olan biriyle görüşeceğiz. Ünlü şef ve Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Savunucusu Leyla Fatallah ile birlikteyiz. Hoş geldin Leyla. Şefler ya yardımcı olmak için neler yapabilir? Öncelikle alışveriş aşamasından başlayalım. Tariflerimiz için alışverişe çıkmadan önce haftamızı planlamalıyız. Malzemelerimizi o hafta pişireceğimiz tariflerin listesine göre almalıyız. Böylece hafta sonuna kadar çöpe gidecek hiçbir malzeme almamış oluruz. Tıpkı matematikte olduğu gibi ailemizin ne kadar tüketeceğini hesaplamalı ve ona göre yemek yapmalıyız. Eğer fazla kalırsa diğer insanlara verebiliriz. Her şeyden önce halihazırda dolabımıza ve mutfağımızda olanları pişirelim veya kullanalım. Böylelikle daha az gıda atığı çıkarırız. Şef Leyla Fatallah, gıdaya yönelik çevreci bir yaklaşımın pratikte nasıl uygulanabileceğine dair deneyimlerini paylaştı. Bu yılın başlarında uluslararası bir otel sürdürülebilir bir gıda stratejisi benimsediğinde neler olduğunu öğrenmek için Katar'da The Walford Astoria Luseli'yi ziyaret ettim. Orada seyahatteyken yiyecek ve içecek tüketim şeklimizi değiştiren vizyonerlerden biri olan Emma Banks ile görüştüm. Ayrıca gıda atıklarıyla mücadele eden bir teknoloji firmasından David Jackson'la da konuştum. Araştırmalar Ramazan ayında ve diğer bayram ve kutlamalar sırasında gıda israfının %25 ila 50 artabileceğini gösteriyor. Bu ciddi bir endişe yaratıyor. Ramazan ayımızı daha sürdürülebilir hale nasıl getireceğimizi düşünmeye başladık ve bu fikri ortaya attık. Şimdi oteller iftar ve sahur menülerine değişimin reçetesi olan sürdürülebilirlik mesajını koydu. Bunu misafirlerini gıda israfı üzerine düşündürmek için yaptı. Mümkün olduğunca çok yerel ve bitkisel ürün kullanmak için yerel çiftliklerle ortaklık kurduk. Bu da kilometreleri en az indirdiğimiz için yine daha karbon dostu. Ayrıca plastik kullanımını da mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz. Winnow'la işbirliği yaparak atıkları izleyip takip etmek ve gelecekte gıda israfını nasıl en aza indirebileceğimiz konusunda fikir edinmek için yapay zeka teknolojilerini kullandık. Winnow'da şeflerin gıda israfını yarı yarıya azaltarak daha karlı ve sürdürülebilir bir mutfakta çalışmalarına yardımcı olmak için yapay zeka araçları geliştiriyoruz. Çalıştığımız yapay zeka alanı bilgisayar görüşü. Makineye mutfakta çöpe atılan yiyecekleri görmeyi ve tanımayı öğretiyoruz. 67 ülkeden binlerce şefle çalışıyoruz. Yeşil Ramazan kampanyasının bir parçası olarak Hilton'la işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Verilerimiz ekiplerin gıdaların tam olarak nerede israf edildiğini tespit etmelerine yardımcı oluyor ve onlara değişimi yönlendirecek içgörüler sağlıyor. Davranış bilimi öncülüğünde gıda israfını azaltırken müşteri memnuniyetini artıracak çözümler uygulamak için büfelerdeki belirli öğeleri ve belirli alanları tanımlayabilirler.
Düsseldorf'taki The Waldorf Astoria Hotel, lüks ve sürdürülebilirliğin gerçekten de bir arada var olabileceğini gösteriyor. Avrupa'ya kaydettiğimiz ilerlemeyi kutlama ve bireyleri, toplulukları ve kuruluşları gelecekte çevremizi korumak ve eski haline getirmek için daha güçlü adımlar atmaya teşvik etme fırsatı veren AB Yeşil Haftası Mayıs sonunda başladı. Avrupa Birliği Çevre Sözcüsü Adalbert Jans bana bu etkinliğin daha sürdürülebilir olma çabasından neden bu kadar önemli olduğunu anlattı. AB Yeşil Haftası yaklaşık 20 yıldır düzenlediğimiz bir etkinlik. Ana fikri tüm Avrupa'da politika yapıcılar ve karar vericilerden oluşan çevre topluluğunu genel olarak çevre politikalarında nasıl ilerleyeceğimizi tartışmak üzere büyük bir konferans için Brüksel'le bir araya getirmek. Kolektif düşünme ve sürdürülebilirlik yolunda ilerleme açısından gerçekten önemli bir an. AB Yeşil Anlaşması bu Avrupa Komisyonu'nun ilk önceliği ve önemli bir nedeni var. Doğayı ve iklimimizi tahrip etmeden refahımızı daha sağlam bir temele oturtacak daha sürdürülebilir dünyaya ulaşmak için şu anda gerçekten küçük bir fırsata sahibiz. Görünüşe göre Avrupa için ufukta daha sürdürülebilir bir gelecek var. Şimdi programımızın 60 saniyede iş dünyası bölümüne geçiyoruz. Geri sayım başlasın. Moda devi Nike bu ay son çeyrek kazançlarını açıklamaya hazırlanıyor. Spor ayakkabı markası Hollywood filmi Air'ın gösterime girmesinden sonraki dönemde büyük ölçüde doğrudan tüketiciye ulaşma stratejisinin başarısı sayesinde karında büyük bir sıçrama yaşadı. Hissedarları bu son raporda çarpıcı satış rakamları görmeyi umuyor olacak. Mastercard yıllık genel kurul toplantısını düzenliyor yatırımcıları ve yöneticileri. Bu ünlü finans markasının yeni kripto bağlantılı ödeme kartları sunmak için Binance, Nexo ve Gemini gibi kripto borsalarıyla mevcut ortaklıklarını geliştirerek ödeme teknolojilerinin geleceğine odaklandığı bir dönemde bir araya geliyor. Marriott hissedarları bu ay yıllık genel kurul toplantısı için bir araya gelecek. Otel grubu 2022 yılını güçlü bir şekilde kapatarak COVID pandemisi sırasında geçirdiği zor zamanlardan sonra etkileyici bir şekilde toparlanmaya devam etti. Şirket kısa bir süre önce Vietnam'da 7 yeni otel açarak Asya pazarında daha da genişlemek için yeni bir anlaşma imzaladı. Birleşmiş Milletler 2030'a kadar açlığın olmadığı bir dünya hedeflerken tüm şirketler üzerine düşeni yapmaya çağrılıyor. Ancak dünyada hala yılda 1 milyar tona yakın gıda israfı yapılıyor. Hala yeterli gıda bulmakta zorlanan 2.4 milyar insana yardımcı olmanın yollarını bulmak için tüm dünyanın iş yapma biçiminde büyük bir zihniyet değişikliği gerekecek. Bu bölümde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. İş dünyasından en son haberler için euronews.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Exchange'in bir sonraki bölümünde görüşünceye dek. Hoşçakalın. We'll be right back.